Merhaba sevgili ince gör izleyicileri. Klima soğuk modda çalışırken kaç derece üfler, sıcak modda çalışırken kaç derece üfler diye sorularımız var. Bu sorulara cevap arayacağız arkadaşlar. Şimdi klimaların belli bir kapasitesi vardır arkadaşlar. Yani bir aracın gidebileceği en yüksek sürat 220 ise 220 ile gider. Hani daha fazlasını beklemek zaten mantıksızlık olur. Bu cihazların da bir kapasitesi var arkadaşlar. Yani 12 mesela klima çeşitlerine bakacak olursak 7, 9, 12 ara modeller var. 15.000 büyütü olanlar. 17.000 büyütü olan ara model şunlar arkadaşlar. 15, 17, 18.000 büyütü, 24.000 büyütü, 48.000 büyütü Modeller var arkadaşlar. British Thermal Unit diye geçer arkadaşlar bu. Ee, kapasitesini belirtir. 7, 9, 12, 15, 17, 18, 24, 48 bin büyütü klimaları e, internette araştırıp görebilirsiniz. Kapasitelerini görebilirsiniz. Bunların hepsi belli metrekareleri belirtir. Belli yerleri ısıtmak için seçilebilir. Ara modellerden uzak durmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 7, 9, 12, 18, 24 ve 48 bin modellerini zaten 48 bin büyütü olan salon tipi bir klima arkadaşlar. Şuraya salon yazalım. 24 binin hem salon tipi de var arkadaşlar. 24.000 BTU'nun da salon tipi var ve duvar tipi olan da var arkadaşlar. Tabii o klimalar değişiyor. Tavan tipi olan var, kaset tipi olan var. Değişiyor da değişiyor. Klima çeşitleri çok fazla. Peki klimayı kumandada şöyle bir e, skala var. Çoğu kumanda değer olarak vereceğim arkadaşlar. Bazı klimalar 16 derece ile 33 derece arasında. Bazı klimalar 18 dereceyle 30 derece arasında. Evet arkadaşlar, aslında bu değerler çok da önemli değil arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü klimanızın belirli bir kapasitesi var. Şimdi sizin odanız direkt güneş altındaysa sürekli içeriye güneş vuruyorsa Hiçbir yalıtımınız yoksa iş yeri olarak düşünün. Hiçbir yalıtımınız yok. Ofisin içerisine bir e, böldürdünüz. PVC ile. E, oraya bir klima kurdunuz. Bu sizi ne kadar götürür arkadaşlar? Yani klimayı ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın. Yani yüksek büyütüler kullanmazsanız. Ne kadar çalıştırırsan çalıştırın ısı kaybı olacağından dolayı arkadaşlar içerisi istenilen sıcaklığa biraz zor gelecektir. Mesela 12'li kullanılacak yere böyle bir durumunuz varsa 24.000 BTU kullanmalısınız ki sizi tatmin etsin. Diğer yandan klimayı ben 18 dereceye yani şu skala üzerinden devam edelim. Diğer skalayı kaldıralım arkadaşlar. Şurayı kaldıralım. Bunlar değişebilir. 35 derece gösterir. 15 dereceye kadar düşen olabilir. 18 ve 30 derece olarak gösterelim arkadaşlar. Şimdi sizin burada kumanda üzerinde ayarladığınız derece arkadaşlar odanın gelmesini istediğiniz sıcaklık. Yani diyorsunuz ki odam 18 derece olsun. Odanız yalıtımlıysa, güzelce izole oluyorsa odanız 18 dereceye gelir arkadaşlar. Veya da sıcak modda odam 30 derece olsun diyorsunuz. Klimayı ısıtma modunu aldınız. Güzel yalıtımlı bir eviniz veya ofisiniz varsa ısı kaybını engelleyebiliyorsanız burası da 30 dereceye gelir arkadaşlar. Fakat siz 18 dereceye aldığınızda klima buz gibi üfürüyor. İşte 25'te çalıştırırsam buz gibi üfürmez. Diyemezsiniz. Çünkü arkadaşlar klimanın Şöyle yapalım. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Elinize bir termometre alın. Lazer bir termometre alın veya farklı bir termometre alın arkadaşlar. Fanı en düşüğe ayarlayın. En düşük fan. En düşük fan kademesini alalım. İç ünite burada soğutma yapıyor. 15 dakika bekleyin. Bunu şöyle yapalım. 15 dakika. Dakika böyle gösteriliyor arkadaşlar genelde. 15 dakika bekleyin. İçeriği 18 dereceye getirmesi için artı 18 derece. Kumandayı 18 dereceye de ayarlayın dostlar. Kumandanız 18 derecedeyken klimanız içeriden 15 dakika sonra bir kontrol edin. Dereceyi ölçün. Kaç derece üflüyor? Mesela 8 derece üflüyor olsun. Yani klimanın ağızdan çıkış sıcaklığı 8 derece. Klimanızı içeriği biraz ısındıktan sonra kapatın. Klimanızı ısındıktan sonra klimanızı 20 dereceye alın bu defada. 20 dereceye alıp en düşük fanla çalıştırdığınızda klimanız yine 8 derece üfleyecek. Çünkü klimanızın en düşük performansı 8 derece. Yani 8 derece, 9 derece, 10 derece hava üfleyebilir. Ve artı 18 derecelere getirebilmesi için Direkt artı 15 derece dökleyebilir yani klimanız. Burada kapasiteler çok önemli arkadaşlar. Yani siz klimayı 18 alsanız, 20'ye de alsanız, artı 18, artı 20, artı 25'e de alsanız klimanız arkadaşlar ağızdan çıkış sıcaklığı değişmeyecektir. 8 de olabilir, 15 de olabilir. Bu aralıkta gidip gelecektir arkadaşlar ve kesinlikle değişmeyecektir. Çünkü geçenlerde bir akrabamız bana şu şekilde söyledi. 18 alınca daha iyi soğutur. İşte 20'yi alınca daha iyi soğutmaz. Az soğutur. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Az soğutma veya çok soğutma diye bir durum yok. Bu sıcakta da aynı. Siz sıcak modda çalıştırdığınızda klimanızı klimanız 50 derece üflüyorsa ağız sıcaklığından siz içeriye 30 derece istemişseniz 30 dereceye gelinceye kadar arkadaşlar klimanız 50 derece üfler. İçerisi 30 derece olduğunda klimayı kapatır. Sistem budur. Klima sıcakta da soğukta da arkadaşlar ağızdan çıkan sıcaklık yani iç ünitenizin üfleme bölümünden çıkan sıcaklık değişmez arkadaşlar. Bunu da en düşük fan ayarında siz de deneyebilirsiniz. Klimanın performansını etkileyen durumlar vardır arkadaşlar. Klimanız içeride ısıtma yaparken dışarıda soğutma İçeride soğutma yaparken dışarıda ısıtma yapar arkadaşlar. Dışarısı 35 dereceyken siz içeride randımanlı bir soğukluk alamazsınız. Çünkü gazın dışarı dış kısımda soğuması lazım. E, ısıtma modunda içeride tam randımanlı bir ısıtma alabilmek için dış havanın da biraz yumuşak olması lazım arkadaşlar. Yani biraz ılık olması lazım. Çok soğuk havalarda zaten klimalardan performans alamazsınız ısıtma modunda. Dediğim gibi durum bu şekilde. Siz klimaya hangi dereceye alırsanız alın. E, klimanız ağızdan çıkan sıcaklık kadar içeriye sıcaklık üfürür. 18 derece alırsam çok soğutur. 30 derece alırsam çok iyi ısıtır diye bir şey yok. Zaten insan vücudunun sıcaklığı 36,5 derece. 30 dereceye kadar ısıttığında arkadaşlar siz terliyor olmanız gerek yani. Yazın 30 derecede güneşin altında gezdiğinizde e, terlersiniz dostlarım. Bu da bu şekilde 18 derecede dışarıya çıktığınızda donarsınız dostlar. Sistem bu şekilde. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.